Whiplash. Bu ne kadar güzel bir film ya. Bu ne kadar güzel bir film ya. Yani kaç sene oldu çıkalı bu? Ya en bilmediğim soruyu soruyorsun. Özür dilerim. Her şeyine baktım. Yani... Senesine bakmadım ya. Tamam. Al bakacağım yok. Okey. 2014. 2014. 6 sene mi oldu gerçekten bu film çıkalı? Yes. Zaman çok çabuk geçiyor gençlik. Çok üzülüyorum bu durumdan dolayı. Neyse. Şimdi filmin konusunu sen bir seksapelli hali anlatmak ister misin? Evet. Yaptın ya geçenlerde çok hoşuma gitti o. Ama o Türktü. Evet. Şimdi bir çocuk var. Hadi o çocuk bulut olsun şimdi. Tamam mı? Niye ben bateristim? İçimden geldi. Evet. Tamam, bu çocuğun hayali müzisyen olmak, baterici ya davulcu olmak. Bununla ilgili bir okula giriyor. Okulda böyle çok önemli bir tane sınıf var. O sınıfta herkes böyle çok ünlü oluyor, çok güzel oluyor. O sınıfın başında da bir hoca var, o da benim. Hoca ünlü ediyor. Ya o hocanın orkestrası var, çok ünlü. Okulun evet. Orkestrası. Evet. Ama hoca da psikopat böyle, ama adamı maymun ediyor. Ben diyorum ki Bulut'a gel diyorum, gel bir şey söyleyeceğim diyorum. Gel. Ben ne söyleyeceğim sana diyorum. Öyle bir şey ya. Adam böyle bir pislik yani. Hani bir iyilik yapıyor, bir kötülük yapıyor. Psikolojiyi adamın ya, inanılmaz yani. Ona... Ama? Ama neden? Adam çok iyi bir müzisyen. Ve adam böyle sınırların zorlanması gerektiğini. Hani daha askeri mantıkla ama böyle şey kötü askeri mantıkla. Sert askeri mantıkla bakıyor. Neyse çocuk onu itiyor. Adam düşüyor. Yok öyle değildi. Baştan dur biraz daha gideyim. Adam çocuğu zorluyor. Çocuk zorlanıyor. Çocuk bu şeyle stresle çok başa çıkamıyor. Daha sonra çocuğu atıyor. Ama atmak için de kendisi bir şeyler yapıyor birazcık. Şimdi detaylara gireceğim ben. Şimdi genel anlamda. Tamam, evet. Ondan sonra esas mevzuda daha sonra çocuk bundan intikam alıyor. Ama çocuk yine saf Bulut. Şey, iyiliksever, mütevazi, pozitif. Bunu bir yerde görüyor. Yanına gidiyor. İşte bunlar konuşuyorlar. Beni şikayet eden sendin biliyorum falan diyor. Yok demiyor. I know it was you. Ona yatan. Adam yine çocuğu tongaya düşürüyor ve bütün müzik hayatını bu sefer bitirmek üzere bir hareket yapıyor. Bir yarışmaya gel diyor. Geliyor. Başka bir şarkı söylüyor ona. Çocuk böyle hevesli onu çalacak zannederken başka bir şarkı çalıyor. Çocuk rezil oluyor. Fakat bu sefer zincirlerini kırıyor ve kendi bildiği şarkıya kendi kendine giriyor. Herkes bakıyor ne oluyor ne bitiyor filan. Fuck you diyor değil mi? Birkaç kere diyor bir şeyler diyor. Herkes çocuğa uymak zorunda kalıyor. Hayatının performansını veriyor çocuk. Ve son sahne var. Ağladın mı? Hayır. Ne bileyim ağladım diyorsun ya bazı filmlerde. Bazı filmlerde ben burada böyle izliyordum o son 10 dakikayı. En son sahne adamın yani şeyin hocanın öğrenciye böyle bir onay verme şeyi var. Kendisi becerilmiş olsa bile. Çünkü aslında yine kendi amacını gerçekleştirdi ve o potansiyeli ortaya çıkarttı. Evet. Böyle bir şaheser. Hiç seksi anlatamadım ama. Bence fena değildi. Bir üstünden yüzeysel olarak geçmiş oldum. Bir rahatlık geldi mi şimdi artık? Tabii. Tamam. Bir koyduk. Şimdi sakiniz. İnsanlar parasının ücretinin karşılığını aldı şu anda. Şimdi detaylara giriyoruz. Bundan sonrası beleş. Şimdi Andrew. Andrew'yu şeyde görüyoruz şimdi, bir müzik akademisine girmiş, burada çalışıyor fakat daha junior bir karakter. Bunun içerisinde de işte bu hocanın, Simmons'ın olduğu, neydi, Fletcher'ın olduğu Fletcher odaya, işte daha iyilerin olduğu, daha böyle özel orkestra, özel sınıf denilen yere girmek istiyor. Bunun için de zaten Fletcher genel olarak dolaşıyor okulun belli başlı sınıflarını. Sınıf da denmez ona, ne denir? Sınıf. Müzik bir şeyi. Hadi sınıfta... Stüdyo. Stüdyo da değil ama neyse. Nasıl değil? Müzik çalınıyor. Yani sonuçta şeyli, ses korumalı. Bizim okulda müzik odası deniyordu mesela. Yani ama zaten müzik için olan bir okul olunca sınıf oda. A4 oluyor o noktada gerçi. Çok kafaya takmamak oda lazım. Müziği zaten öyle çıkmış. Bu adam da double time şey caz çalışmaya çalışıyor ve yani ben bireysel olarak caz sever bir insanım ve dinlediğim zamanda bu filmin müzikleri benim çok hoşuma gitmişti. Ve yani şeyi düşünmüştüm hatta, yani dünya içerisinde sırf Türkiye'yi bile katmıyorum. Caz severlerin sayısı o kadar az ki, özellikle yeni gençlik için konuşuyorum. Yani 30'un altı, 20'nin altı hatta,
Bizim akranlarımız bile yani kim oturup da dur ben caz dinleyeyim. Yani Cem Yılmaz bunun esprisini bile yapıyordu. Hani hep belgesel caz falan. Hani yok öyle insanlar fazla ama hani varmış gibi de yapıyoruz. Neyse. Bu çocuk iyi bir baterist. Fakat kendisinin gelişmesi lazım hala. Ne oldu? Bir şey yok. Ne yapıyorsun orada aşağıda? Ya elimde şey var işte, sopa var. Evet de. Allah Allah. Bir gün Fletcher geliyor bu tek başına çalışırken bateriyi. Görüyor. Bak şöyle yap, böyle yap. Bunu dene, bunu dene falan şeklinde karşısına çıkıyor. Ve sonra hiçbir şey söylemeden gidiyor. Efsane adam ya. En sevdiğim baba figürü. Sonra bir de ceketimi unutmuştum diye geri dönüyor. Ama o da heyecan. Aa bir şey çal diyor. Sonra tamam yeter diyor. Durduruyor. Hayır bir şey yap. Şunu yap. Şunu değiştir falan. 2-3 tane komut veriyor. Sonra gidiyor. Gittiği zaman bu diyor ki aa ben giremeyeceğim bu masal sınıfına. Evet. Sonra şeye gidiyor. Ceketini almaya gelirken işte bilmem ne şu saatte şu derste bekliyorum. Kendi dersliği için konuşuyor. Evet. Ve yani büyük onur onlar için. Hayal ya çocuklar için yani. Yani. Ve girdiği sınıfın da o ne denir hiyerarşik düzeni diyeceğim yani. Tabii. Herkes böyle oturuyor işte bilmem ne ki bu ikinci baterist olarak giriyor sınıfa. Bir ana bateristi var bu da hani sayfayı değiştir çok yorulursa adam işte belki çalarsın hani çok fazla da çalamayacaksın yedek. Genel olarak. Yedek. İkinci denmez mi yanlış söylemiyorum değil mi? Bilmem. Müzik şey ikinci keman üçüncü keman falan hani oradan düşünüyorum ama. Onlar yedek değil onlar aynı anda çalıyor. Biliyorum ha ama kastım oydu. Önemli değil. Yani evet yedek de diyelim işte ona. Hoca gelmeden önce herkes bütün sınıf ayarlarını akorlarını her şeyini yapıyorlar falan filan. Hoca giriyor herkes pür dikkat sessiz sıfır. Ve hocanın yani de ağzından kelime bile çıkmıyordu yanlış hatırlamıyorsa. Ya da şu şarkının şu noktasından bahsediyoruz şu parçanın şu noktasından. Yok bir şey yani. Söylüyor. Oturun oturun gibi bir şey söylüyor orada. Oturun demiyor. Onu hatırlıyorum. You may be seated gibi bir şey hatırlıyorum ben orada ama yanlış da olabilir. Bakarız. Çok emin değilim. Önemli de değil zaten de. Hani ha. Hiç hani saygı ne inanılmaz. Yaptınız ne ettiniz hani öyle bir şey yok. Ve son hani tık 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 çok küçük bir şekilde ritmi veriyor ve başlıyorlar parçaya. O noktada bile yani sınıfın o ne denir onun sinerjisi muhteşem. Hani çalınan parçalar zaten filmdeki yani muhteşem ötesi. Ki barda gidilen bir sahne var. Fletcher'la Andrew'un konuştuğu bir sahne. Son sahne. Yani orada free jazz durumu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun işte piyanoda çaldığı parçaları görüyoruz falan. Hani yani belli isim o ya. Her şey çok tatlı. Geri kalan zaten çoğu sinir bozucu anı da Selçuk anlatmış oldu o noktada yani. Evet şeyden bir tartışma yaşadı. Ha bunu bir tokat diyor. Çok güzel tokat diyor. Shot shoot bilmem ne şey. Not quite my tempo falan diye. Bu da ikinci başladığı, yedek başladığı baterist konumundan birinciliğe denediği bir an içerisinde hakikaten beğeniyor. Fakat beğendiği noktada bile o anda ana baterist olan adamı cezalandırmak adına yapıyor aslında bunu. Yani hala ana baterist de o. Sonuçta Andrew sen işte babamın oğlusun o yüzden oraya geç değil. Yani geç oraya o cezalansın. Sen o sırada gelişebilirsen geliş. Çünkü bir yetenek gördü. Tabii. Olmasaydı hiç getirmezdi zaten. Öbürü de geçiyor. Sonra bunların işte bir kapıştığı bir sahne var. Bir ritmi tutturmaları lazım. İşte double time tempo işte bir şey falan filan diyor orada. Ve hani hızlı çalınması lazım. Ritmin kaçmaması lazım. Ve kolay değildir. Bunu da bu arada söylerken çok şey ne denir ona bilgisiz bir şekilde bakmıyoruz. Kaç? 2005-2006 zamanları biz de stüdyoya gidiyorduk. Ben gitar çalıyordum o zamanlar ama bateri çalan bir arkadaşım vardı. Bateriye de her zaman merakım oldu. Session sonlarında böyle 2 saatlik falan kiralardık stüdyoyu. Böyle 15-20 dakikalığına ben bateriye geçerdim. Onunla işte şarkı söyler bilmem ne bilmem. Hatta elimde bir video var yanlış hatırlamıyorsam. Onu da göstereceğim bir sahnesini size. Eğer göstermediysen bulamamışımdır. Bulduysam da böyle bir eğlenme şeyimiz vardı, kafamız vardı. Ve her zaman da hoşuma gitmiştir o ritim section. Ne denir ona? Ritim bölümü. Bası da aynı şekilde sevmişimdir. Ya bu konuda ritimle ilgili şöyle bir şeyler ekleyebilirim ben. Burhan Öcal diye bir herif var biliyorsunuzdur. Perküsyonist, ritimci, ritim ustası, Türk. Hatta O Şimdi Asker diye bir film vardı hatırlıyor musun? Evet.
O filmde de oynuyordu. Bir mafya babasını oynuyordu. Burhan Öcalan'ın bir röportajında okumuştum. Beni çok etkiledi ve %100 doğru olduğuna katılıyorum. %100 diye bir şey yok doğada da hani %90 diyeyim. Kadınlar ritim sever der. Güzel. Bak. Drum and bass'i düşün. Hip hop, rap. Şu bir şey Rihanna'ya falan Beyoncé'ye ne diyorlar tarzına. R&B and soul. Soul. Hepsi ritim. Şöyle söyleyeyim. Mesela blues seven kadın çok görmedim. Şöyle görmedim. Ya blues'da da ritmi ağır şarkılar var. Blues'da daha çok gitar, akustik gitar, elektrik gitar, vokal ağırlıklıdır ya. Söz ağırlıklıdır. Ama bu şarkıları kadınlar seviyor. Yani 9-8'i ver ritmi. Kadın oynuyor. Ya çocukluktan oynuyor ya. Ben geçenlerde eski videolarımızı buldum. Yani kardeşim 3 yaşında, 2 yaşında. Hadi kızım oyna diyorlar. Bir şarkı açıyorlar. Kız oynuyor. Niye oynatıyoruz kızı? Anlamadım. Anlam veremedim. Hani kızla alakası yok. Bizi de yapıyorlardı onun çocukken. Oyna demiyordu da yani şarkı çaldı. Yok buna oyna diyoruz. Oynuyor ya. Kız. Yani bayağı oynuyor. Ondan sonra ya her çocuğa yapıyorlar. Doğru söylüyorsun. Hani böyle bir eğlenceli olsun işte etraf şey olsun. Anlamadım mı? Ben de oynuyormuşum yani. Garip şeyler yapıyormuşum. Çelik falan dinliyormuşum. Hani orada da açtığımız şarkılara mesela çok net hatırlıyorum. Videodan da duydum. Aşkın Nur Yengi sanırım. Aşkın Nur Yengi olabilir de olmayabilir de ama böyle şey Sibel Tüzün. Yok Sibel Tüzün. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Şeyli bir şarkı. Hatta klibini hatırladım daha sonra. O videolarda yoktu. Klip hamamda geçiyordu. Yıkanıyordu hamamda Sibel Tüzün. Ki yani benim yaşım o zamanlar 7-8 falan unutmamışım. Bir daha da açıp izlemedim. Hala şu an ezberden konuşuyorum. Hayallerim bozulmasın diye. Hani o ritmi verdiğin anda çocuk da kadın da dans ediyor. Bu film baştan sona bir ritim filmi. Bence. Şarkılar, müzikler ve oyunculuklar. Yani J.K. Simmons'ın oyunculuğunun ritmi de inanılmaz. Gerçekten o herif öyle. Zaten inanılmaz. Yani her role giden bir adam değil kabul ediyorum. Fakat bu rolde bence hayatının rolü olmuş. Zaten Oscar'ı aldı. Evet. Net 3 Oscar. Yardımcı olarak. 3 Oscar var yardımcı filmde. Başrol. Biri J.K. Simmons'ın yardımcı hikayesi. İkincisi şey müzik. En iyi müzik şeyi. Üçüncüsü de şey. Üçüncüyüm ne? Kurgu. En iyi kurgu. Hı. 3 Oscar'ı var. Hak ediyor. Şöyle ben arada mesela bu filmi her zaman izleyemem. Çünkü dayanamam da. Çünkü geriyor. Gerçekten geriyor. Yani filmi oturup hele ki iyi bir kulaklıkla izliyorsanız. İyi bir kulaklıktan kastım. Böyle Bluetooth'lu iki tarafa takılan böyle Xiaomi falan gibi şeyler değil. Yani adam gibi bir kulaklıktan bahsediyorum. Filmde böyle gerilmeme şansınız yok. Tüylerin diken diken olmama şansı yok. Nefret duygusunu hissetmeme şansınız yok. Ve şöyle anlatayım o seksi kısma geleyim. Bu kızın, kızın dedim bak kız gibi oğlan tabii kızsız. Oğlanın bir sevgilisi oluyor. Birinden hoşlanıyor kızın birinden. Sevgili de oluyorlar falan ama herif. Gerçekten müziğe devam etmek için, müzikte en üst noktaya çıkabilmek için kızdan ayrılıyor. Gerçekten başka bir problemi yok kızla. Evet. Yani Nicole kızın adı. Zaten bu kızı da bütün filmde çok 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 az görüyoruz. Marisa Benoit. Evet. Oynuyor. What's Happening'den hatırlayacağınız. Ne var? Yani tuhaf bir dönemdi o ya. Link var mı? Link at. Ya... Duydunuz duymadınız. Yani çok kişi biliyor zaten. Biliyor. Biliyorum da bundan birkaç 6, 7, 8 emin değilim abartıyor da olabilirim. Çok mu gittim? Bu şey iCloud leak oldu da işte bir sürü ünlünün çıplak fotoğrafları videoları falan çıktı. O dönemde bunlardan nasibini almış biri de Marisa Benoit'ydi yani onu da görmüştük. Ve yani ondan sonra da Supergirl olarak hayatına ve kariyerine devam etti ve başarıdan başarıya da koşuyor. Yani insanları demek durdurmuyor bu tür şeyler. Bu da aslında birazcık huzur verici bir şey. Niye daha mainstream olur, daha şey olur. Herkes yapmaya başlar. Kardeşinler de aynı şeyi yapmadı mı? Kaşar değil, onlar sattı canım filmi direkt. Yani Paris bilmem. Paris gerçi amacı o değildi ama Paris sonradan sistemi değiştirdi. Paris de sattı. Yani madem video var para kazanayım dediler.
Yani. İşte muhtemelen o çoğu medeni Amerikalı, Avrupalı insanla bizi ayıran o çizgi o, biliyor musun? Yani ben mesela satmam ya. Satmam gibime geliyor yani. Ne kadar para verdiklerine göre de değişir ama. Ya sonuçta ünlü birisin ve herkes izliyor. Bundan para kazanıyor. Yani herkes zaten gördü o zamana kadar. Ama sattığını da bilecekler. Bu sefer ne diyecekler? Tamam da porno endüstrisi diye de bir şey var. Oradaki aktörler, aktristler hala insan yani. Türkiye'de yasak ya. Ben bilmiyorum. Hiç porno izleyemedim. Türkiye. Giremedim hiç. Neyse. Sevgilisinden ayrılıyor bizim oğlan Andrew. Mesela burada adamın iradesine, azmine hayran kalıyoruz. Ama saygı duyuyoruz. Fletcher'la çalışmalarında o istikrara, işte şeye, çalışma isteğine, azmine saygı duyuyoruz. Bir aile yapısı var, boktan bir aile yapısı var. Çocuğun herkes böyle mühendis olsun, doktor olsun çocuğumuz kafasında. Çocuğu ezmeye çalışıyorlar ama çocuk kendini ezdirmiyor. Kendi yaptığı işin önemini anlatmaya çalışıyor. Yani önemsiz bir işmiş gibi gösteriliyor. Aynı şey gibi The Martian'da hani botanik bilim zaten değildir filan kafası gibi. Hani bunlarla uğraşınca çocuğa üzülüyoruz. Ama daha sonra ya bir de şüphe hikayesi var ki bunu filmin sonunda da öğrendik. Yani bu adam ilk davula geçmek için yaşanan olay şu. Birinci davulcunun notaları kayboluyor. Çaldı çalmadı. Hiçbir zaman öğrenmedik onu. Yok, öğrendik olur mu? Notaları kayboluyor. Şeyde hocası Fletcher ona en son şeyde konuşmada diyor ya. Neden adı? Zaten kendi başarınla geldiğini mi sanıyorsun oraya gibi bir şey söylüyor. Yani ben yaptım getirdim. Diyor. Ben notayı yok ettim diyor. Ha öyle tabii miydi? Tabii. Ha. Yani ama o da evet, doğruyu mu tamam. söylüyor, yanlışı mı söylüyor onu da bilemeyiz. Görmedik gözlerimizde ama hani filme ama göre öyle. Ama öbür adama da yazık değil mi sonuçta? O da baterist olmak isteyen bir insan yani. Muhtemelen bu daha iyidir. Adam da daha iyisini istiyordur. Neden olmasın? Daha ki? İyinin en iyi olmasını istiyor. Yani tabii. Her insanın potansiyeli %100 değil ve olabileceği nokta o değil belki ama atıyorum %80'de bulduğun bir adamın %10 geliştirebilirsen %85'te bulduğun adam hani 90 yerine 95'e gelebilecek en azından diye ona daha fazla vakit harcayabilme durumun olabilir. Çok mu gereksiz açıkladım acaba? Ben dinlemedim orayı. özür dilerim. İyi ki soru sormadın onunla ilgili ama dinlemediğimi söyledim size. Soru sorsaydın ama bilmiş, dinlemiş gibi yapardım. Sıkıntı değil. Öyle de hiç kaypağım yani hiç. Aile mevzusu demişken en son sahnede yardırırken davulu babası. Babasının gururla iki kapı bakması. Arasından hakikaten böyle gözleri yaşlı bir şekilde ah benim oğlum neler yapıyor şeklinde izlemesi büyük gurur yani. Yavşak baştan destek olsaydın çocuğa da görmedi şeyden... duymadı işte. Yani ilgilenseydi hiç ne konuda, işi var? O konuda kesinlikle katılıyorum. İlgilenmesi abartmaya gerek yok. Sonuçta işi gücünde bir adam yani orada. Sokalım mı? O kadar zaten çok gitmiyor. Bu aşağıya girmiyor mu? Yok. Hayallerim şey oldu. Ben alttan şey çıkartacaktım. Bunun altında bir masa daha var. Doğru söylüyorsun ya. Özür Bizim dilerim. Yeni masaya ihtiyacımız var Selçuk Bey. Bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Şunun etrafını duct tape yapalım mı? Niye? Glory Hall. Yani duygu yoğunluğunu en uç noktada hissettiğim bir film oldu. Bu tarz filmlerden çok yok. Yani çok sinirlenmek, çok gerilmek istemiyor olabilirsin. Sevgili izleyici, sana konuşuyorum. Eve geldin, rahatlamak isteyebilirsin. Rahatlama. 2 dakika otur, adam gibi Whiplash'i izle. Tamam mı? Çünkü hissedeceğin duygular gerçek ve o gerçekliği hissetmek seni hayatta hissettirecek. Bence. Nice. Güzel konuş. Has konuştun ha. Ben kendi hissettiğimi söylüyorum çünkü. Şeyi de söylemek istiyorum gerçekten. Hani şu masada... O sürekli aynı saatte aynı yerden ambu geçiyor ya. Ambulans mıydı o? Ambu. Ambu. Lans. Ambu Konoha'daki polisler neyse. Yani şunu söylemek istiyorum. Rol yok. Yani ben dışarıda öyleyim, burada böyleyim gibi bir şeyler yapmıyorum. Yapıyor muyum? Ne dediğini duymadım. Yavşak işte. Neyi yapıyor muyum dedi? Siktir et tamam okey. Yani neydi, ben söylemiş oldum da. İzleyeceğim sonra zaten ne dedi? İzlediğinde bakarsın. Hayda. Ya önemli bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu filmde ben hissettim. Böyle bana gerçekten yaşadığımı hissettiren filmler neler diye soracak olursanız sevgili kameramız. Mesela biyografi ama biraz önce konuştuk. Bohemian Rhapsody.
Film olarak eleştireceğim çok tarafı var. Evet. Kurgu olarak eleştireceğim çok tarafı var. Evet. Ama Rami Malek ve o müzikler, işte yaşadığımı hissettim orada da aynı şekilde. Abi Queen'de, Bohemian Rhapsody'de yapalım. Yapalım ya. Yapalım. Kesinlikle. Beklemede kalın. O yüzden abone olmayı unutmayın. Alarmı da açarsanız. Gerçekten abone olun bize ya. Biz Whiplash izleyebilmek istiyoruz. Ben hala izleyin diyorum. Evet, çok gıcık olacaksınız. Sinirleriniz gerilecek. Şu boyunla omuz arasında kalan iğrenç bölgede bir ağırlık hissedeceksiniz. Ama ben yaşadığımı hissediyorum. Senede bir kere falan açıp izlerim. Aynı zamanda Soundtrain'in de sahibiyim ve hani Soundtrain'i de izliyorum çok sağlam bir şekilde. Plus bu filmle bir şey eklemek istiyorum. Aynı dönemde çıkmış olan Birdman diye bir film vardı. O da bizim şeyin... Michael Keaton. Michael Keaton aka Beetlejuice'deki Beetlejuice. En sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Tim Burton'ın da başlangıcı falan. Batman. Çok şey oldu ya. Yani. Çok şey oldu herif. Ama Birdman'in soundtrack'i dinledin mi? İzledim filmi. Soundtrack'i dinledin mi? Sırf davul. Filmdeki müzikleri hatırlıyorum sadece. Sırf davul. Bas yok, gitar yok. Sırf davul. Ve yönetmen kendi çalıyor diye hatırlıyorum. Öyle bir şey ben de duydum, haklısın. Bende var, iPod'umda var. Dinlerim. Yani ve iyi çalınmış bir davul değil. Ama inanılmaz bir şey. Hani ritmi bu kadar sevecek kadın mıyım acaba ben de? Burhan Avşar'a bir yazayım. Hangimiz değiliz ki? Tabii. Aşağı yazar. Değilim ben diye böyle. Benim filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar gerçekten. İzleyin, izlettirin. Gibi. Hani insanlarda şey vardı ya, kutsal yok şey. Haçlı seferleri. Haçlı seferlerinde falan hani millet böyle dini yaymak için yapıyordu ya bu işi. Ha. Hani dini yaymanın en büyük sebep olduğunu düşünüyorlardı ya. Evet. Ben de Whiplash'i yaymak istiyorum aynı şeyle ya. O kadarsa yani, o kadar iyi bir film diyorum. Kesinlikle doğru diyorsun. Çıkıyor muyuz o zaman? Nereye? Haçlara, seferlere. Şöyle o zaman tişört yaptıralım. Çarpı olarak. Sen ne diyorsun ya? Ben bütün yorumlarımı ya yaptım bak, galiba. Bir, hani puanlamayı en sona bırakıyorum ki yüksek olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Şey sahnesi aklımda, bunun bir yarışmaya katılmadan önce bir kaza geçiriyor. Otobüste, arabayı kiralıyordu. Geç kalıyor gerizekalı çünkü. Ama arabayı kiralıyordu. Giderken buna biri çarpıyordu ama. Evet ve arabada şeyini unutuyor. Notaları unutuyor. Ha evet. Arabaya geri gidiyor sonra. Diyor ki şu saatte burada olacaksın. Olmazsan evet, diyor. Kesinlikle. Bu ondan sonra tekrar o halde koşuyor. Kanlı, kan revan içinde filan. Yetişiyor ama çalamıyor. Ellere titriyor böyle. Şeyi alıyor. İlk ana bateristi alıyor evet, yanına falan. Ki ya bak orada bile hani çok kısa bir versiyonunu duyuyoruz çalınan şeylerin. O bile güzel. Yani her türlü her parçayı vermeye çalışmış. Bu arada filmin adı Whiplash. Hani normalde motamot çeviride, birebir çeviride o hani kırbaç ya da o araba kaza yapar da böyle boynun boşa çıkar gidersin, böyle incinirsin, ne denirse artık ona. O bunu hani çalıştıkları parçanın adı da Whiplash bu arada. En son çalınan parça Caravan olmasına rağmen. Kim? Barry için miydi? Yok. Kimindi Caravan? Çok kişi çaldı söyledi. İlk. Buddy Rich değil de manyak mısın? Buddy Rich'in şarkısı diyor. Evet. Bakayım nasıl çalmış. Bateri yardırmış tabii. Ama işte bu tür şeyler hiçbir zaman hani böyle telefon hoparlörüyle, bilgisayarın tırt hoparlörleriyle dinlenilmemesi gereken şeyler genel olarak. Cümlem bir anda tersten düze döndü. Yani başta Selçuk çok haklıydı o konuda. Yani güzel bir şeye, kulaklığa her zaman para ayırmak lazım. Hani güzel bir dediğim kulak çevreleyen güzel. Ki bak sende dinlediğim Sennheiser'ın bir kulaklığı vardı. O da çok başarılıydı mesela. Kulak içi olan. Bende bir tane daha Sennheiser var. Ben videoları editlerken onu da çalışıyorum. Yine kulak içi. Yani ben o kocaman kulaklıklardan hoşlanmıyorum. Haz etmiyorum. Çok rahatsız ediyor beni. Yani şeyin de var. O basları yüksek veren de Beats. Onun da kulak içi şeyi var, kulaklığı var. Canavar gibi ses veriyorlar. Şarkıya göre de kulaklık değiştirmek lazım ama fiyat performans diyorsanız Sennheiser tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani Beats'te çünkü performans var ama bazı şarkılarda var ama fiyat da çok var. Çok da gereksiz ama mesela atıyorum
Bazen kendimi küçük bir kız çocuğu gibi hissediyorum ve Beyoncé dinliyorum. Orada Beats de dinliyorum. Niye küçük kız çocuğu? 60 yaşında adam da dinler Beyoncé. İşte o da kendini belki kraliçe değil mi ya? Küçük bir kız çocuğu gibi hissediyor kendini. Nereden? Ben öyle hissediyorum ya. Queen diyorlar ya ona. Öyle mi? Beyoncé yani. Queen, tek Queen vardır benim gözümde. O konuda kesinlikle katılıyorum ama öyle diyorlar sonuçta. Ama şeye tabii herkese, hani siyahi ve kadın ne denir ona, çevresine diyeceğim. Siyah da sayılmaz ya o. Karamel gibi. Ha well yani arada ortaya karışık. Sonuçta Halle Berry diye de bir şey gördük yani. Evet, iyi gördük onu. Neydi o film? Swordfish. Monsters Ball. Ha o da var. Ha, Swordfish yani o kitap sahnesi aklımda. Evet, Löpçük. Neyse kısacası puanlamamızı da verelim. Yani ben rahat bir 8.9 çıkar bana bundan. 9. 9 yani 9. Çok yakın. İlk defa bu kadar yakınız, hatta çok hoşuma gitti. Daha şey olabilirdi yani, eklenmesi gereken şey daha uzun olabilirdi bence. Daha şarkı çeşitliliği olabilirdi çünkü doyamadım yani, ondan dolayı istiyorum hani bu. İkinci filmi çıksın. Hashtag Whiplash 2. Çıkmaz ya. Çıkmaz tabii ki de. Çıkmaz olmaz yani çıkmaz, çıksın yani. Hani doyamadığım için 9 veriyorum. Adam gibi biraz daha uzatsınlar, bir şey yapsınlar. O herifi başka rollerde de izledik o. J.K. Simmons'ı. Hangi rolde izledik hatırlıyor musun? Lost'ta mı vardı o? Yok. Her gördüğüm kelime. Yok. Ben Oz'dan hatırladığım aklıma geldi. Hmm. Oz'u izlemiş misindir sen? Oz. Bu şey miydi? Hapishane. Ha yok. Ben onu Cine 5 zamanında izliyordum ya. O çok eski bir dizi. Şu ha an, dizi bir de. Dizi. Çok uzun bir dizi bir de. Ama yani şu anki bile oynayan çoğu oyuncunun çıkmış olduğu dizidir Oz. Hani bizde şey oldu ya, bu dizi hikayesini, adam gibi dizi yapma hikayesini Türklerde işte böyle birazcık şey başlattı. Böyle Aşkı Memnularla falan böyle başladı. İşte yükselmesini falan diyorum daha doğrusu. Onlarda da Oz'la başlamıştır bu hikaye aslında. Hmm. Hani bir Dallas Mallas dönemleri vardı. Ondan sonra bir Oz efsanesi var. Oz'dan sonra bütün her şey değişti. Amerikan sinema dizi sektörü değişti. Tavsiye ediyorum diyorsun yani. Oz'u mu? Evet. Tabii canım. Yani hiç de duymadım. Keyif dizi alırsınız. Ya her bölümde. Şeyle Alice'le bir alakası aman. Alice mi? Hayır şey. Yellow Brick Road. Home Home Home. Hayır canım. Ne neydi o? Var? Adı isim Wonderland işte. O mu? Değil. Değil. Şey. Kırmızı ayakkabı. Fuck me. Ya işte sen Tin Man falan var. Evet. Aslan Courage var. Bilmem ne. Evet. Neydi o? Geliyor. Ama neyse. Dorothy. Dorothy. Thank you. Ay bir dakika. Filmin adı Dorothy. Oz zaten. Orası değil mi? Tabii ki de. Wizard of Oz. Wizard of Oz. Ama bu hapishanede geçen bir film. Anladım. Bütün alakası hapishan yok kısacası yani. Az, evet yani o şey küçük gönderme belki gibi yani. Gibi o bir şeyin kısaltılmışıydı yanlış hatırlamıyorsam ama hani böyle hem didaktik bir tarafı olan bir diziydi yani, biraz onu eklemişlerdi. O şimdi bizim milleti aptal yerine koyma hikayesi dediğimiz şeye didaktik diyorlardı o zaman. İnanılmaz hikayeler, inanılmaz oyunculuklar çünkü bütçe yok, para yok, insanlar kendinden bir şeyler vermiş. Çok güzeldi, tavsiye ederim eskilerden hoşlanıyorsanız. Bu arada şeyi de J.K. Simmons'ı da şeyde de gördük, unutmayalım. Spider-Man'de de gördük. Gördük değil zaten. J. Jonah Jameson'a oynayabilecek başka kimse olamazdı zaten. Yeni Spider-Man, Marvel'a geçmiş olan Spider-Man'de bile onu çektiler oraya tekrardan. Adam o rol için yaratılmış gerçekten yani. Değişik bir adam ya. Yani çok ekspresif bir suratı var adamın. Yani bir mi yani suratını hafifçe oynattığı zaman bütün efekt şeyini görüyoruz. Ne hissettiğini. Adamın suratı full kas gibi yani. Hiç yağ yok gibi böyle. Çok ne bileyim, çok disiplinli bir adam gibi duruyor bana. Hani böyle isterse böyle şurasındaki kası böyle tıt diye oynatabilecek bir disiplini varmış gibi hissediyorum. İyi oyuncu yani. İyi oyuncu canım. Tabii canım. Değil misin? Kısacası biz bu filmi inanılmaz beğeniyoruz. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğene basıp, beğenmediyseniz beğenmedime basıp, abone olup paylaşırsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.